Merhaba, ismim Sena Özşirin. Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü doktora öğrencisiyim. Clubhouse üzerine yaptığım nitel bir araştırmanın bulgularını paylaşacağım. 2020 yılının Mart ayında kuruldu. Çok yeni bir platform. Anlık ve eş zamanlı olarak ses aktarımı üzerine kurulmuş bir platform. Herhangi bir resim ve video paylaşımı yok. Sadece profil fotoğrafı ve biyografi yazısı paylaşabiliyorsunuz. Araştırmanın yöntemi derinlemesine görüşme. Katılımcılara kar topu örneklem yöntemiyle ulaştım. Ancak araştırmaya dahil olma kriterleri belirledim. İlk olarak moderatörlük yapmış olmaları, kanaat önderi kimliği edinmiş olmaları ve dinleyici olarak aktif bir şekilde platform içerisinde yer almaları araştırmaya dahil olma kriterlerini belirliyordu. Araştırma sorusu olarak Clubhouse yeni bir sanal kamusal alan olarak değerlendirilebilir mi sorusunu sordum. Clubhouse sese dayalı bir platform. Dolayısıyla sizi görüntünün külfetinden muaf tutuyor. Bu anlamda da estetik dertlerin ortadan kalktığı ve saf konuşmanın olduğu bir platformdan bahsediyoruz. İletişim esnasında arada herhangi bir klavye yok. Dolayısıyla araya bir paravan teknoloji girmiyor. Katılımcılarımın ifadelerine yer verdim burada. Kapalı bir platform Clubhouse. Davetiyeniz olmadan ekosistemi içerisine giremiyorsunuz uygulamanın. Bu anlamda bir kontrol sisteminin uygulandığından bahsedebiliriz. Katılımcılarımın diğer yorumlarıysa biraz daha özel ve premium bir tabakanın oluştuğundan bahsediyorlar. Sosyokültürel olarak A+ bir kitlenin burada olduğundan bahsediyorlar. Dolayısıyla da tartışmaların görece daha saygı çerçevesinde ve karşıt görüşlerde olunmasına rağmen bilgi çerçevesinde paylaşıldığından bahsediyorlar katılımcılar çoğunlukla. Netiket kuralları var bu platformun kendi içerisinde. Netiket yazılı olmayan görgü kurallarının aslında internet tabanlı platformlarda uygulanmasından bahsediyoruz netiket derken. Kulüp ve odaların ayrı ayrı yazılı kuralları var. Ayrıca uygulamanın kendi içerisinde kuralları var. Ancak esas kural koyucular burada moderatörler olarak karşımıza çıkıyor. Bir açıdan baktığımızda da kültürel kodların da mecrayı nasıl kullanacağınızı belirlediğini görüyoruz. Türkler ve farklı milliyetlerden insanların uygulamayı kullanma biçimleri değişiyor. Buradaki en önemli kurallardan biri, söyleyeceğiniz şeyi tekrar etmeden tek bir kelimeyle kısa ve öz bir şekilde konuşmanız, tek bir cümleyle ve bir anlamda fiziki bir aradalık olmadığı için kime hitap ettiğinizi konuşmanızın başında ifade etmeniz gerekiyor ve ardından cümlenizi bitirdiğinize dair bir ifade kullanmanız gerekiyor. Peki Clubhouse'da toplumsal sorunlar ne ölçüde tartışılıyor diye baktığımız zaman Clubhouse'un insanlara söz hakkı tanıdığını söylüyor katılımcılar çoğunlukla. Aynı görüşte olmadıkları ve aynı yaşam tarzını benimsemedikleri insanlarla dirsek temasında bulundukları bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Ciddi toplumsal değişimlere neden olmasa da en azından insanların birbirini dinlemeye ve duymaya başladığı bir alan olarak şu anda ön planda. Katılımcılardan biri Clubhouse'u kahvehane, eski kahvehane kültürüne benzetiyor ve bu şekilde betimliyor. İfade özgürlüğü açısından bakarsak, odadaki diğer kişilerin söz hakkı alan kişiye karşı saygılı olduğunu ve onun ifade özgürlüğünün bulunduğunu düşündüğünü ifade ediyorlar çoğunlukla. Ve diğer platformlarla kıyaslandığında aslında ifade özgürlüğüne çok değer veren bir platform olduğunu söylüyor katılımcılar ağırlıklı olarak. Clubhouse kendi içerisinde belli başlı kanaat önderleri üretiyor. Bu kişiler çoğunlukla hitabet yeteneği olan, tecrübesi ve bilgisi görece diğer insanlara göre daha fazla olan kişiler oluyor. Bu kişilere değer veriliyor çünkü moderatörler dahil oldukları odalarda kanaat önderlerine her daim söz hakkı tanıyorlar. Katılımcıların bir diğer görüşü ise kendi kanaat önderlerinden ziyade kendi moderatörlerini oluşturduğuna dair.
Moderatörler artık oturum yönetimi konusunda popülerleşiyor ve bir noktadan sonra aranan kimseler haline geliyorlar ya da açtıkları odalara dahil olunuyor. Bir izleyici yorumu olaraksa kanaat önderlerinin kendi profesyonel işleri dışındaki ilgi ve uzmanlık alanlarına ilişkin fikir sahibi olunduğunu ifade ediyor. Aslında insanları çok yönüyle tanıma imkanı sağlıyor diyebiliriz bu platform için. Moderasyon konusu önemli çünkü moderatörler uygulama içerisinde en çok sorumluluk sahibi olan görevliler. Konuşmaya katılacak kişiyi belirliyorlar, kimden söz hakkının alınacağını belirliyorlar. Bu yüzden de tercihlerini çok dikkatli yapmaları gerekiyor. Moderatörlerin bir kişiyi konuşmacı olarak oda içerisinde söz hakkı vermesinde profiline hangi bilgileri yazdığı, eğitim bilgileri, profil fotoğrafının nasıl olduğu gibi bilgilerin yanı sıra kim tarafından Clubhouse'a alındığına baktıklarını ifade ediyorlar genellikle. Moderatörler için kimin bu kişiye referans olduğu çok önemli. Çünkü her davet eden kişi birbirini bağlıyor. Sizi dahil eden kişiden sorumlusunuz. Sizi dahil eden kişi sizden sorumlu ve bu şekilde bir güvene dayalı bir zincir oluştuğunuz ifade edebiliriz aslında. Sonuç itibariyle Clubhouse toplumsal sorunların tartışılması noktasında herkese söz hakkı tanıyor ve belirli bir ölçüde kamuoyu oluşturuyor. Çünkü kullanıcılar farklı fikirlerden haberdar oluyorlar ve bu anlamda da kamuya ait konularda bir araya gelip konuşulması ve kanaat üretilmesi noktasında önemli bir rol oynuyor. Bu anlamda sanal bir kamusal alan olduğunu ifade edebiliriz. Ekranda gördüğünüz mail adresinden eğer sorularınız olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.